Selim Bilmen, Planbütçe Komisyon Başkanı. İç borçlanma talebiyle ilgili komisyon görüşümüz 1 milyar 525 milyon TL'dir Ediz Bey'in ifade ettiği gibi. Bu görüşmeleri biz gerçekleştirdik dün, komisyon toplantılarımızı yaptık. Ve dosyada ifade edildiği şekliyle biz bir önceki yıl bütçede planlanan iç borçlanma rakamının tamamını hiçbir kesinti olmaksızın, yani 1 milyar 525 milyon TL bir önceki yıl, bu yıl için planlaman iç borçlanma talebini Sayın Başkan, bu çerçevede hiçbir kısıntı olmaksızın tamamının verilmesi noktasında görüş bildirdik. Takdir Yüce Meclisi'nde arz ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha büyük borçlanmalara ihtiyaç duyduğu bir kesinliktir. Onun altını çizelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma ihtiyacı 2 milyar 225 milyon değildir. Daha yüksektir. Geçen yıl yapılan tarifte iç borçlanma değeri 1 milyar 575 milyon olarak 1 milyar 525 milyon olarak değerlendirilmiştir ve bunun için böyle bir bedel belirledik diyorsunuz, ama belirtmek isterim ki sadece merkezi hükümetten gelen, yani Maliye'den ve İller Bankası'ndan gelen rakamda bile sadece ilk 6 ayda 1 milyar liraya yakın bir azalma söz konusudur. Dolayısıyla mevcut ekonomi ortamında bu borçlanma değeri çok daha yukarı çıkmıştır. Keşke bu yönüyle komisyonumuz bunu değerlendirseydi, daha doğru olurdu diye düşünüyorum. O bakımdan bu yönüyle değerlendirilip talep edilen rakamın meclis tarafından idareye verilmesinin daha doğru olacağını buradan belirtmek isterim. AK Parti şunu söylemeye çalışıyor. Öncelikle biz bunu uygun gördük. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün 30 milyar liraya yakın borcu, 52 milyar lira yüklenimi, bu sene için ödemelerle birlikte 10 milyar liraya yakın cari açığı bulunuyor. Değerli arkadaşlar, bu belediyeyi bu noktaya biz getirmedik. Geçmiş 5 yıllık dönem içerisinde her şeyi borçlanmayla yapmaya kalkmasaydınız, sürekli olarak belediyemizin iştiraklerinden ya da çeşitli bankalardan iç ve dış borç kullanarak bütün her şeyi sübvanseye katmasaydınız, borç limitimiz bu noktalara gelmezdi. Şimdi sizin bıraktığınız bir tablo var. Biz sizin bıraktığınız tablodan İstanbul'u ayağa kaldırmak için bir hamle yapıyoruz. Sayın Başkanımız da burada bir inisiyatif kullanıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugüne kadar aslında ilkesel olarak karşı olduğumuz, ama bugün mecbur olduğumuz bir konuya, çünkü İstanbul'da müteahhitlerin parasını ödenebilmesi, maaşların ödenebilmesi, hizmetlerin devam edebilmesi, yatırımların devam edebilmesi için ihtiyaç olan bir rakama evet diyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki siz İstanbul'da hizmet üretmeyin. Siz İstanbul'da yatırım üretmeyin. Siz sadece size verdiğimiz 1 milyar 525 milyon lirayla bizim yarattığımız banka borçlarının faizlerini ödeyin diyorsunuz. Arkadaşlar, bunu bütün İstanbul halkının bilmesinde fayda var. AK Parti'nin bu anlayışıyla İstanbul'da hiçbir hizmet üretilemez. Bu saatten sonra İstanbul'da bir tek kuruş israf olmayacaktır. Sizin yarattığınız israf düzeni artık son bulacaktır. İsraftan kesilen paralarla, oluşturulan kaynaklarla İstanbul'a yeni hizmetler ve yatırımlar yapılacaktır. Üstelik sizin bütün engellemelerinize rağmen. Arkadaşlar, eğer bu kadar sıkıntınız varsa bence 1 milyar 525 milyon lira da vermeseydiniz, daha doğru, daha etik bir şey yapmış olurdunuz. Sadrazamın biri başa geldiğinde eski sadrazamdan öğüt alır. Der ki, önce der, olur olmadık vaatlerde bulun. İşler kötüye giderse geçmişi suçla. Üçüncü de gene işler düzelmezse sen de 3 mektup yaz. Şimdi Tarık Bey'in anlattığı mektubun ikinci safhası, ikinci mektubu bıraktınız. Şimdi vatandaş mazeret istemiyor. Vatandaş hizmet istiyor. Dolayısıyla kaynak oluşturmak, yapılacak hizmetleri belirlemek sizlerin, bizlerin görevi. Ama asıl görev sizde. Şimdi ilkesel anlamda biz söz verdiğimiz ve plan bütçe komisyonumuzun değerlendirdiği ve belediyenin ihtiyacı olan miktar kadar borçlanma yetkisi verilmiştir. Belediye birçok hizmet yapmıştır. Tarık Bey'in belirttiği borçlanmaların hiçbiri bütçe dışında olmamıştır. Ama İstanbul'un, demin Trafik Ulaşım Komisyon Başkanı yaklaşık yarım saat vaktimizi aldı, Ulaşım Komisyonu'ndaki arkadaş,
trafiğin problemlerini anlattı. İstanbul'da başlayan ve halen devam eden çok ciddi bir metro çalışmaları var. Ve bu çalışmanın, bir metro çalışmasının kilometre maliyetinin 45 milyon euro olduğunu da biliyorsunuz. Ve borcun da buradan kaynaklandığını biliyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Başkanım, temcit pilavı gibi aynı şeyleri tekrarlamayacağız. Plan Bütçe Komisyon Başkanımız, Grup Başkan Vekilimiz anlattı. Biz belediyenin tüm, kaldı ki bu borçlanmanın neden istendiğiyle ilgili ne bize ne komisyonuna da bir bilgi verilmedi. Belediyenin ne kadar acil ödemesi var, nereye ne yapacak, bununla ilgili nezaketen bize bir bilgilendirme dahi yapılmadı. Biz ona rağmen 2018 bütçesinde öngörülen rakamdan hiçbir kesinti yapmadan, 2018 bütçesinde öngörülen miktarın hepsini size tahsis ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Elbette bir fıkrayla ya da geçmişteki siyasilerin söylemleriyle konuşmanızı süsleyebilirsiniz ama ne yazık ki İstanbul'un bütçe meselesi çok ciddi bir meseledir. Az önce komisyon başkanının sebebini izah ettiği hususla ilgili de açıklamamı yaptım. 2018 yılında öngörülen bütçeye dayanak yaparak karar verdiklerini izah ettiler. Ben de dedim ki sadece kamu gelirinde 1 milyar lira azalma olan bir dönem yaşıyoruz. Bütçe açıklarının nasıl doğduğunu da pazartesi günü sizlere yaklaşık 40 dakikaya yakın bir zaman dilimiyle aktardım. Yaratılan en büyük handikap da şudur. Haziran ayında elimizde olup harcamayı umut ettiğimiz ya da kazansaydı rakibimiz aynı şeyi yapacaktı. Neredeyse 1.7 milyara ki bunun yaklaşık 1 milyarı maliyeden gelen paydır. Diğeri de yine seçime 5-6 gün kala gelen kamulaştırma değeridir. Bizim seçimde seçildiğimiz gün itibariyle tamamının ödemeleri harcanmış olmaz. Ama nerelere harcandı arkadaşlarım bunu detayına çalışıyorlar. Dolayısıyla biz aslında o 1.7 milyar da dahil seçildiğimiz an itibariyle finansman dengesini oluşturmak adına biz yönetmeliydik. Doğalı buydu. Ama onu da biz yönetemedik ne yazık ki. Dolayısıyla bugün tespit ederek talep ettiğimiz borçlanma değeri aslında ihtiyacın da altında olduğunu tekrar altını çiziyorum. Yani 2 milyar 225 milyon bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyacının çok çok altındadır. Ama bu talebimizi yineliyorum. 2 milyar 225 milyon niye yineliyorum? Bunun daha fazlasını yineleyebiliriz ama meclisin yetkisi bu kadar. Maksimum değeri aslında istiyoruz meclisten. Ama zat-ı alilerinizin meclisi yöneten meclis başkanı olarak buradaki tartışmalara sanki meclisin bu tarafında birisiymiş gibi cevap vermesi, karşılık vermesinin ben meclis yönetimi usulü açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla varsa arkadaşlar sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubundan yönetmen arkadaşların bu tartışmaları yapmasının daha doğru olduğunu inanıyorum. Bunu ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu konuda %100 haklısınız. Çünkü uzun yıllardır belediye başkanlarının yönetmediği bir meclis yaşadınız. Ben belediye başkanıyım. İdareyi temsil ediyorum. İdarenin nereye borçlanacağına imza atacak kişiyim. Dolayısıyla bu konularda herhangi bir meclis grubunu değil, cümlelerimi idareyi temsil ederek kullandığımın altını çizmek isterim. Dolayısıyla ben meclisi, yani komisyondaki görüşmelere yorum yapmadım. Rakamlara karşılık idarenin yorumunu yaptım. Benim aldığım briefinglerde belediye başkanı olarak yorumumu yaptım. Bunu da belirteyim. Şimdi burada özellikle arkadaşlar, müsaade edin. Özellikle müsaade edin. Şunu ifade etmek isterim. Hem pazartesi günkü konuşmada hem bugünkü konuşmada Tarık Bey sanki böyle borçlanmaya vermeye mahkumsunuz. Siz bize böyle bir şey bıraktınız gibi böyle üstten bir dille, böyle gerçekten biraz da kibirli bir dille, yani bu çok hoş olmayan kibirli bir dille böyle bir tavır sergiliyor. Bunlar hoş şeyler değil. Bütün İstanbul halkı herkes de biliyor ki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar İstanbul'da hizmet üretmiş olduğu bütün İstanbullulara eşit ve en doğru hizmeti sunmuştur. Bir defa bakın şunu doğru söyleyelim. Özellikle Tarık Bey'e söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu var. İnsaf. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu yok ve o bahsettiğiniz borç 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödemesi gereken borç. 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir'in geliri ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda günü geçmiş 5.8 milyar borcu var. Yahu sadece Kiptaş'a kalan konutların bedeli bu be. Sadece Kiptaş'a kalan konutların bedeli bu. Şimdi bakın insaflı olmak lazım. Elbette ki analiz yaparsınız, değerlendirme yaparsınız, talep edersiniz. Bakın biz bir muhalefet anlayışıyla dursaydık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi yapıp bu borçlanmaya hayır dememiz gerekirdi. Ama bir gerekçe sundunuz. Ne dediniz? Acil ihtiyaçlarımız var. Bu şehrin önünü biz tıkayamayız. Bu acil ihtiyaçlar çerçevesinde bütçe gerekçeleri ve gerçekleri de dikkate alınarak ve bütçenin içerisindeki kalemler de dikkate alınarak bütçe ve planlama komisyonumuzun bize getirdiği öngörü çerçevesinde bu miktara biz AK Parti grubu olarak borçlanma izni vereceğimizi taahhüt ettik ve veriyoruz. Biz burada teşekkür almamız gerekirken bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç yapmadığını yaparak icranın önünü açtığımızı ifade edip İstanbullulara evet icra bize böyle bir talepte bulundu. Biz de bu icranın talebine evet diyoruz. Evet diyoruz. Bunu söyleyip teşekkür almamızı gerekirken sanki suç işliyormuş gibi bir tavır hoş değil. Şu anda size borç diye ifade ettiğiniz o borçları karşılayacak çok büyük kaynakları, çok büyük imkanları, çok büyük gücünün olduğunu İstanbul'da biliyor, biz de biliyor. Çok basit bir şey söyledim. Sadece Kiptaş'ın elindeki konutlar, sadece Bayrampaşa'daki konutlar, ne bileyim birçok marka değerleri bunları karşılayacak güce sahip ve hele hele kalkıp da bir manipülasyon yaparak Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu var, 28 milyar borcu var diyerek manipülasyon yapmak çok doğru değil. Ama israf diyorsanız 2006 yılında İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi'ni kurup 200 milyon TL harcayıp onların önerilerinin hepsini sümen altı yapıp bu kente 7 tane tüneli yapmasın denmesine rağmen yapan, israfı yapan da sizlersiniz. Burada merkezi hükümetin yaptığı ekonomik hataların ceremesini İstanbul halkının çekmemesi için bunun siyasi olarak değerlendirilmeyip lütfen bunun İstanbul halkının ihtiyacı minvalinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2 milyar 225 milyon liralık teklifini aykırı teklif olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. 1 milyar 525 milyon lira olarak netleşen dosyayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.